İyi geceler sevgili seyirciler. Koruyucu Ruh Sağlığı programımızda yine sizlerle beraberiz. Bir hafta aradan sonra yine çarşamba ve perşembe günleri, yani günümüzde sizlerle birlikteyiz. Bu akşam sanrısal bozukluğu konuşacağız. Hezeyanlı bozukluk olarak da biliyoruz. Sanrısal bozukluk ile hezeyanlı bozukluk Türkçenin iki kelimesiyle farklı ifade ediliş şekli mi? Elbette bunu soracağım. Başlığımızı ekranda görüyorsunuz. Buna ilişkin bu akşam tüm soruları mümkün olduğunca cevaplamaya gayret edeceğiz. Uzman konuklarım bu konuyu eline boyuna masaya yatıracaklar. Acaba sanrısal bozukluk psikiyatri yelpazesinde hangi hastalıkla bağlantılı ya da hangi belirtileri, hangi hastalıkların belirtileriyle karışabilir ya da karşılaştırılabilir? Bunlara da elbette bakacağız. Sanrısal bozukluk dediğimizde manik davranışlar ya da bipolar mı aklımıza gelmeli ya da şizofrenin bazı tabloları mı aklımıza gelmeli? Bunun ne anlamı var? Bütün bunları konuşmak istiyoruz. Elbette tedavi açısından nasıl yaklaşılmalı? Tedavi başarısı nedir? Nasıl tedavi edilir? Bu kişiler tedaviye giderler mi? Mesela kendisini Mehdi gören, kendisini dünyanın en güzel kişisi gören ya da kraliçesi gören, prensesi gören kişiler acaba bir sanrısal bozukluk mu yaşıyorlar? Ya da bütün dünya benim üzerimde dönüyor, üzerime çipler takıldı, beni takip ediyorlar, benim projelerim çalındı, şu anda işte CIA beni takip ediyor ya da Mossad beni takip ediyor diyenler acaba bir sanrısal bozukluk mu yaşıyorlar? Zaman zaman kendisiyle ilişkili bu tarz durumları hekimlere gittiğinde hekimlerin kendisine şizofreni tanısı koyduğunu, kendisini hekimlerin anlamadığında söyleyen mailler de alabiliyoruz. Acaba bu maillerde bugünkü programda cevabını bulabilir mi? Buna bakacağız sevgili seyirciler. Kendisini işte prenses gören ve sadece ya da kendisini dahi gören, şu anda işte uçağı kendisini keşfettiğini söyleyen ya da yeni bilimsel gelişmelerin tümünü kendisini icat ettiğini söyleyen, hatta kendisinden çalındığını söyleyen kişiler de olabilmekte. Bugün bu konuya da belki temas ederiz. Sevgili seyirciler, sanrısal bozukluklar içerisinde kıskançlığın bir yeri var mı? Ya da aşırı kıskançlık, sürekli kendisi kıskançlık da bu konuya girer mi? Aldatıldığı şüphesi, takip edildiği şüphesi, sürekli kendisinin ölüm tehdidiyle yüz yüze geldiğini düşünen kişilerin de hangi boyuttan sonra bir sanrısal bozukluğa gider? Buna bakacağız. Sanrısal bozukluklar içerisinde suç eğilimi taşıyan kişiler var mıdır? Şiddete yönelirler mi? Suça yönelirler mi? Aynı zamanda antisosyal davranışlar da görülür mü? Bu da bugünkü konumuz içerisinde. Kötülük görme hezeyanları diyebileceğimiz bir başlığımız da var alt başlıkta. Buna da temas etmek istiyoruz. Sürekli kendisine zarar verileceğini, kötülük yapılacağını, kendisine karşı tertipler kurulduğunu, planlar yapıldığını, takip edildiğini, tuzaklara muhatap olduğunu söyleyen kişiler de acaba bu konu içerisine girer mi? Ya da kafasından uydurdukları bazı hikayeleri de nasıl ayıracağız hezeyanlarla? Buna bakacağız ve büyüklük hezeyanları da bugünkü konumuzun içerisinde. Sanrısal bozuklukta konuşmalar olur mu? Bu konuşmalar nasıl olur? Konuşmalarda sebep-sonuç ilişkisi kurmak mümkün mü? Ya da bu konuşmalar savrulan konuşmalar mı? Nasıl başlar? Nerede biter? Acaba aile bakımında bunlar dikkat çekici mi? Bunlar fark edildiğinde hekime nasıl gitmeleri gerekir? Bunlara bakacağız ve elbette garip sesler ya da kokular duyduğunu ya da görüntüler gördüğünü ya da emirler aldığını söyleyen kişileri de bu akşam temas edecek miyiz? Tümünü konuklarımıza soracağız. Dönelim stüdyomuza. Yardımcı doçent doktor Sabri Burhanoğlu, Etiler Polikliniği'nden Üsküdar Üniversitesi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Epeyce bir aradan sonra bugün de beraberiz. Galiba daha önce uyku sorunlarını ve depresyonu konuşmuştuk. Pek çok konuyu da konuştuk elbette ama Psikohayat dergisinde o konuyla ilgili de çok önemli bir yazınız vardı. Bugünlerde de hazırlık safhasında, sanırım önümüzdeki günlerde okuyucularına ulaşmış olur. Bugünkü konu biraz daha farklı ama önemli de bir konu. Klinikte belki de sıklıkla gördüğünüz bir konu. Hem psikiyatrik bilim bakımından hem de klinik deneyimleriniz bakımından bize neler söyleyeceğinizi merakla bekliyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, Etiler Polikliniği'nden uzman psikolog Orçun Aykol yine bizimle birlikte. Üsküdar Üniversitesi'nden. Merhaba Orçun Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Galiba terapi her konuda olduğu gibi burada da önemli. Evet. Ama terapiye hazır kişilerin bunlar. Terapiye uygunluk gösterirler mi? Terapiye uyumları
neler yapıldığında söz konusu olabilir? Ailenin burada yaklaşımı önemli mi? Çevresinin yaklaşımı önemli mi? Ya da onları da nasıl dahil edersiniz? Tüm bunları da sizden dinlemek, duymak isteriz efendim. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sevgili seyirciler, canlı bağlantılarımızı ekranda gördüğünüz telefonla yapacağız. Hatırlatalım. 0216 alan kodumuz 633-0658'den bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Canlı bağlantılarımızı bu telefonla yapacağız. Diğer iletişim bilgilerimizi yönetmenim Ayhan Pala zaman zaman ekranda gösterecek. Ama yine hatırlatalım başlangıçta. Facebook adresimiz şu anda ekranda. facebook.com/iyibak.kendine7 adresinden bize lütfen sorularınızı yazın. Twitter yoluyla da ulaşmanız mümkün. Ekrandaki adresi not aldığınızda buradan da bize yazabilirsiniz. Program içerisinde muhakkak sorularımızı konuklarımıza yönelteceğiz. Program içinde ve sonrasında da ekranda gördüğünüz mail adresi yine hizmetinizde olacak efendim. Sabri Bey, dilerseniz bir tanımlamayla başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Hani bir girişte söylemeye çalıştım, hezeyanlı bozukluk diye düşünüyoruz. Zaman zaman bunu söylemek daha kolay. Sanrı, sanrısal, sanrı ne demek? Hezeyan ne demek? Aynı şey mi? Psikiyatrinin hangi alanına giriyor? Hangi yelpaze içerisinde değerlendiriliyor? Bu bir sendrom mu, bozukluk mu, hastalık mı? Biz genelde hepsini bir kullanıyoruz halk olarak. Ama burada bozukluk olarak başlığımız verdik. Bozukluk ne demek? Ne zaman hastalık olur? Bunlar birer aşama mı? Dilerseniz tanımlama ve bu açıklamalarla girelim. Tabii. Şimdi bugünkü konumuz sanrılı bozukluk ya da sanrısal bozukluk ya da hezeyanlı bozukluk. Çeşitli terimler kullanılıyor. Hepsi aynı aslında. Yalnız öncelikle sanrının ya da hezeyanın ne demek olduğunu açıklayalım. Daha sonra sanrılı bozukluk nedir? Şimdi hezeyan başka hemen herkesin neye inandığına bakılmaksızın sürdürülen ve tersinin geçerli olduğuna ilişkin açık ve tartışmasız kanıtlar olmasına rağmen bir türlü değiştirilemeyen bir yanlış inanıştır. Yalnız bu inanışın sanrı olması için bunun kültürel nedenlerle de açıklanmaması gerekir. Örneğin hani bizim kültürümüzde diyelim ki nazar var. İşte bana nazar değdi diyen birine hemen hezeyan diyemeyiz. Hezeyan demeyiz. Kültürle açıklanabilen şeyler bunlar. Burada şöyle bir şey var. Kişinin Hindistan'da da başka bir şey diyemeyiz ya da başka ülkelerde de başka bir şey diyemeyiz, değil mi? Böyle anlamamız gerekiyor. Her kültürde farklı tabii ki. Burada sanrılı bozukluk dediğimiz şey de biz sanrıyı çok sık görürüz. Demin dediniz çok sık görülüyor. Sanrı çok sık görülüyor. Psikiyatri pratiğinde çok sık. Yalnız sanrılı bozukluk dediğimiz, yani sanrılı bozuklukta salt sanrı olur. Başka bir şey olmaz genellikle. Sanrı bozukluğu o kadar çok sık görülmez diğer psikiyatrik durumlara göre. Ama yine de görüldüğü zaman çok ciddi sıkıntılar doğurur. Çünkü bu kişiler... bu kişilerin gündelik hayattaki işlevsellikleri normaldir. Yani bu kişiler çalışırlar, para kazanırlar, aile hayatlarını sürdürürler. Toplumda belli konumlarda olabilirler mi? Yani... Evet, tabii ki. Hiçbir özellikle işlevsellik, yani işleriyle ilgili herhangi bir aksama yaşanmaz. Böyle olduğu zaman daha geç tanı konur, daha sıkıntılı durumlar ortaya çıkar. O yüzden çok ayrıntılı bir değerlendirme süreci gerekir. Genellikle yakınlardan anamnez almak gerekir. O ayrıntılı değerlendirme süreciyle tanı konur ve tedavi başlanır. Peki burada yaş da önemli mi? Mesela sanrısal bozukluk ya da sanrılı bozukluk ya da hezeyanlı bozukluk dediğimiz şey bir yaşı var mı? Ne zaman başlar? Ya da hangi yaşlarda daha çok görürsünüz klinik pratiğinizde? Genellikle 40'lı yaşlarda tepe noktasına varır. Diğer psikiyatrik durumlar genellikle daha genç olur. Mesela bir şizofreni ya da bir duygu durum bozukluğu daha erken yaşta başlar. Ama 40'lı yaşlar, 40-50 arası çok sıktır. Örneğin hani daha sonra tiplerine geleceğiz herhalde ama genellikle kıskançlık tip sanrılı bozukluğu ele alacak olursak, genellikle kişi diyelim ki evliliğin ilk 5 yılı iyidir, 10 yılı normaldir. Sonra 40'lı yaşlara denk gelen kesimde bir anda bir hezeyan başlar. İşte karım beni aldatıyor gibi. Bazen emekliliğe de denk geliyor galiba, değil mi ki? Evet, 50'li yaşları geçebilir, emekliliğe denk gelebilir. Bir de genellikle kalıcı olabiliyor. Eğer tedavi edilmezse. Öyle bir riski de var. Sürekli sürüp gidebiliyor. O kalıcı olmasının da riskleri de belki var. Onu da konuşalım program içerisinde. Yani kalıcı olması bir risk
ama kalıcı olmasını getirmiş olduğu da ayrıca riskler var mı? Beraber yaşayanlar bakımından özellikle acaba nedir? Şüphelendiği diyelim ki o kıskançlık diyelim ki hezeyanları ya da şüphe hezeyanları varsa burada aile risk altında olabilir mi? Kişi kendisine zarar verir mi? İşte komşusuna, çoluğuna, çocuğuna, işverenine ya da çalışanına zarar verebilir mi? Bütün bunları da konuşalım programın içerisinde lütfen. Tabii ki. Biraz Orçun Bey, kıskançlık hezeyanları üzerinden gidecek olursak acaba yani ailenin yapısı, ailenin de mesela bir duygu durumundan bahsedebilir miyiz? Ya da ailenin de bir ruh sağlığı profilinden bahsedebilir miyiz? Böyle baktığımızda diyelim ki sürekli şüpheci bir aileden aileyi düşünelim, örnekleme yapacak olursak. Baba herkesten şüpheleniyor. Kardeşinden, kardeşinin kızından, gelininden herkesten şüpheleniyor. Anne de böyle. Sürekli kendilerini koruma altında hisseden bir aile yapısı düşünelim. Ve burada yetişen ve herkesten sürekli zarar göreceği telkiniyle de yüz yüze gelerek büyütülen bir çocuğu düşünelim. Ne çıkar? Böyle bir ailede muhtemelen sarnısal bozukluk görülme riski yüksek aslına bakarsanız. Çünkü ailenin burada bireye öğrettiği şey küçük yaştan itibaren dış dünyanın ne kadar güvenilmez olduğu, dışarıdan ne kadar çok zarar görebileceği ile ilgili bilgiler oluyor. Doğal olarak böyle olduğunda ve birey yetişkin olduğunda dış dünyaya daha fazla ilişki kurmaya başladığında yetişkinlikte dışarıyı hep zarar görebileceği, tehlikeli bir yer olarak algıladığı için kendini sürekli koruma altında tutmaya çalışıyor. Zaten yapılan araştırmalarda sarnısal bozukluk yaşayan bireylerin ailelerinin genellikle böyle olduğu da bulunmuş. Yani aile yapısı oldukça kuşkucu, güvensiz, ebeveynler de çocuklarına güvenmiyorlar ve aşırı derecede eleştirel olan aileler olduğu bulunmuş bu ailelerin. Biraz tabii bu özellikler daha önce şizofreni konuşurken anlatmıştık, konuşmuştuk yine. Şizofreni yatkınlığı olan ailelerin de bu özelliklere çok benzer olduğu bulunmuş. Çünkü o bireylerin de ailelerinde buna benzer özellikler çok fazla. Eleştirel, kuşkucu, güvensiz, sürekli yargılayan, kötü ve değersiz hissettiren bir noktada aslında tutumlar bunlar daha çok. Böyle olunca az önce söylediğim gibi birey dışarıdan gelen her mesajı tehlikeli olarak algılama eğilimine giriyor ve kendini korumaya çalışıyor aslında bir şekilde. Diğer taraftan çok baskıcı olunduğunda birey kendi iç dünyasında yani insana ait bir takım dürtüleri ve duyguları bastırmak ya da yok sayma durumuna gitmeye başlıyor. Çok eleştirildiğinde ya da çok bu konuda baskıcı davranıldığında ve bir süre sonra bu duyguların ya da bu dürtülerin kötü olduğunu düşünüp bunları ben yaşayamam deyip dış dünyada başka bir nesneye ya da başka bir bireye aktarmaya başlıyor. Aslında sarnısal bozukluğun tipik olarak kullandığı savunma mekanizmasıdır bu. Yansıtma savunma mekanizması deriz buna. Ben iyiyimdir, düzgünümdür, dürüstümdür ama dış dünyada olan her şey kötüdür. Bütün kötülükler onlara aittir. Onlar benim çok değerli olan bilgilerimi çalabilirler, bana zarar verebilirler, beni öldürebilirler, karımı kaçırabilirler, çocuğuma bir şey yapabilirler gibi bir duruma gelmeye başlıyor. Zaten anneler de böyle söylüyorlar. Hani ben sana güveniyorum ama dışarıya güvenmiyorum gibi cümleler kuruyorlar. Evet, evet. Bu biraz daha şeyi yani yatkınlığı ya da paylaşılmışlığı artıran cümleler. Evet. Yanlış sonuç mu verir bu cümle? Şöyle ki yani tabii buradan şöyle bir algıya da gitmek çok doğru olmaz. Hani böyle davranıldığında muhakkak böyle bir şey ortaya çıkar gibi bir genel geçer bir şey söylemek çok doğru değil. Tabii burada genetik faktörlerin önemine değinmek lazım kesinlikle. Ama gen ve çevre etkileşimi psikiyatride ve psikolojide oldukça önemli. Bozukluğun ortaya çıkması için ikisinin sürekli etkileşim halinde olması gerekiyor. Çok güzel geldiniz. Bir yatkınlık söz konusuysa ve aile de bu tür bilgiler öğretiyorsa sürekli çocuğuna, çevresel olarak da bu bilgiler kişinin iç dünyasında birleşecek genetik yatkınlıkla birlikte ve ortaya neticede böyle bir hastalık bütünü çıkmaya başlayacak. Biraz gen yapısı ya da bozulan genler. Bunlar tartışılıyor. Geç ne kadar psikiyatrin alanına giriyor bilemiyorum ama sizin takip ettiğiniz kadar yayınlarda bu konuda bir şey var mı? Kongrelerde tartışılır mı? Mesela bozulan genetik, işte GDO'lar vesaireler gibi kimi durumlar sebebiyle de böyle durumlarla durumlara maruz kalabilir miyiz? Genetik yatkınlık burada söz konusu mu? İkinci bir soru. Ayrıca çevrenin, paylaşılmışlığın ve o aileye yüklenen durumların da yerini de acaba? Yani Orçun Bey'in bıraktığı yerden hekim olarak buna evet. Bunu soracağım. Şimdi
Öncelikle sarnılı bozukluk açısından düşünecek olursak bu hastalığın nedeni bilinmiyor. Yani niye olduğu sebebi. Yani %100 nedeni bilinmiyor. Hayır, kesinlikle bilinmiyor. Ama tabii hastalığı kolaylaştıran faktörler var. Öncelikle genetik geçiş diyoruz. Gerçekten de bunun biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Burada iki şey önemli. Demin Orçun Bey'in dediği gibi bir genetik, yani kişi diyelim ki babasında kıskançlık tip hezeyan var. Kendisinde de olmaya başlıyor. Genellikle bizim hastalarımız işte eşi getirir. Der ki işte bu beni sürekli kıskanıyor. Hiçbir şey yaptığım yok ama sürekli şeyler arıyor. Ama bunun babası da böyleymiş gibi. Onu da ekliyorlar bazen. Bu kıymetli bilgi galiba değil mi? Evet. Aslında. Burada iki tane önemli şey var yalnız. Kişi hem aynı gen yapısına sahip, çünkü babasından ve annesinden genleri alıyor kişi, hem de o kişiler tarafından büyütülüyor. Burada ikisi birbirine karışıyor ve harmanlanıyor. Burada mesela böyle bazı genetik çalışmalar nasıl yapılıyor? Örneğin iki tane genetiği aynı ikiz kardeşi evlatlık çalışmalarında başka bir aileye evlatlık verilince olasılıklara bakıyorlar. Evlatlık verilenlerin çoğunun aslında olmadığı ama tamamen de aynı olmadığı görülüyor. Böylece diyoruz ki ne tam genetiktir ne tam çevreseldir. Bu hani artık kesinleşti psikiyatrik rahatsızlıklarda, çoğunda tabii. Bu sarnılı bozukluklara gelecek olursak, isterseniz şeylerinden, tiplerinden bahsedelim şu anda. Şimdi sarnılı bozukluk aslında 6 tip. En sık gördüğümüz tipi persekütüar tip dediğimiz tip. Burada düşmanlık ya da zarar görme hezeyanı en temel hezeyandır. Beni batıracak, beni öldürecek, beni kıskanıyor, beni işte perişan edecek, evet. İşte imajımı düşürecek, haysiyetimi kaybettirecek gibi diyebilir miyiz? Böyle bu tarz cümleler. Aynen öyle, aynen öyle. Genellikle bu gibi kimseler sürekli dava açma peşindedir. Mesela diyelim ki Uğur Bey, farz edelim başka bir televizyon sunucusu var. İşte Uğur Bey benim işimi elimden almak istiyor diye sürekli bunu ortaya atar. Bazen dava açar, bazen bunun peşinden koşar. Gerçekten de o hezeyan oturduğu zaman bu kişiler çok hırs da yaparlar. Hani üzerine giderler. Evet. Şeyde koca koca dosyalarla bazen adliyelerde insanları görürüz. Evet, 20 aynen öyle. Devam eden. Aynen öyle. Hani birine dava açar biter, başka birini açar. Böyle de olur mu? Yoksa şimdi aynı kişiler üzerinden mi giderler? Tamamen zincirleme reaksiyon gelişir. Şöyle oluyor. Diyelim ki benimle bir husumeti var. Önce bana dava açıyor. Ben davayı kazanıyorum. Sonra şeye dava açıyor. Diyelim ki eskaza başka bir doktor ona rapor verdi bu sarnılı bozukluk diye. Doktora dava açıyor. Sonra o davayı kabul etmeyen savcıya dava açıyor. Sonra o yani savcı dinliyor. Aslında takipsizlik kararı veriyor. Ya takipsizlik da dava veriyor. Savcıya dava açıyor. Daha sonra hakime dava açıyor. Daha sonra onun üstüne dava açıyor. Ve hani böyle bir silsile gidiyor. En son işte başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına şeklinde sıralanabiliyor. Hani başımıza da geldi çok fazla. Genellikle. Zaman zaman böyle mektuplar bize de geliyor. Yani bana da görüyorum. Çünkü sürekli kendisini takip edildiğini, zarar gördüğünü, işte bunu işte şuraya bildirdim, buraya bildirdim, başbakanlığa yazdım, şuraya yazdım. Fakat sayfalarca yazıyorlar. Mesela 10 sayfa yazıyor işte. Evet, ayrıntıcılık da olabilir. İşte o hezeyan çekirdeği dediğimiz bir şey var. O hezeyanı açıklayabilmek ve şey yapabilmek için her türlü yol mübah gibi geliyor. Yalnız ayırıcı tanı dediğimiz şeyler, çünkü sarı çoğu psikiyatrik hastalıklarda olur. Burada en çok duygu durum bozukluğu, şizofreni ve psikotik hastalıklar, diğer psikotik hastalıklar ve alkol madde kullanımında gelişen sarılardan ayırmak gerekiyor. Buradaki hastalıkta sadece sarı vardır. Yani sarı çekirdeği vardır ve bütün semptomlar o sarı çekirdeğinin çerçevesinde oluşur. Diyelim ki karım beni takip ediyor der, başka bir şey demez. Ve diğer semptomların hepsi karım beni aldatıyorum çevresinde gelişen şeylerdir. Yani çekirdek sarı diyoruz biz ona. O çekirdek sarının yol açtığı şeylerdir. Eğer başka bir şey varsa o zaman hani tanıdan şüphelenmek lazım. Yani eğer bu kişi diyorsa karım beni aldatıyor ama işte uzaylılar da beni takip ediyor derse o artık sarnılı bozukluk değildir. Çünkü orada absürt bir şey vardır.
sarnıl bozukluktaki sarnılar absürt değildir. İnanılabilir. İlk duyan kişi ona inanabilir. Bize makul gelebilir. Evet, makul. Mantıklı ayakları. Yani bir insanın karısının kocasını aldatması makul gelebilir. Ya da birinin arkasından iş çevrilmesi, onun kötülüğünün istenmesi makul gelebilir. Ya da birinin... Bu olabilen bir şey çünkü ama beni uzaydan şey, takip ediyorlar. Bir uydu absürttür. Sadece beni takip ediyor evet. Derse bu absürt. Evet, onu absürt hezeyanlarda daha çok diğer rahatsızlıkları düşünmek gerekir. Yani sarnıl bozukluk tanısını eliyoruz o zaman. Biraz bir virgül koyalım oraya. Orçun Bey'le oradan yürümek isterim. Mesela zarar görme hezeyanı ya da işte sağınısı diyecek olursak doktor beyin anlattı. Bunu destekleyici davranışlar da bazen çevrede oluyor. Bu nasıl oluyor? Orada gördüğünüz fotoğrafı bize bir anlatabilir misiniz? Bir de bu destekleyici davranış o kişinin sağınısını besler mi? Ya da karşı çıktığında düşmanlığını görmemek için mi yapar? Besleyenler bilerek mi yaparlar bunu? Zarar görmemek bakımından. Yoksa hakikaten inandıkları için mi yaparlar? Bu sanrısın destekleyici davranıyorlar ve sürekli körüklüyorlar. Hatta körükte gitmek gibi. Buradaki ne görüyorsunuz? Şimdi sanrılı bozuklukta sanrı o kadar kurgulanmış olabilir ki gerçekten bunu dinlediğinizde sanrı mı gerçek mi olduğunu ayırt edemezsiniz. Çünkü sanrılı bozukluğu olan bir birey bu sanrıyı geliştirirken aynı zamanda bu sanrıya kanıt oluşturabilecek bütün delilleri de toplar. Bütün ortamı hazırlar aslında böyle düşünmek için. Yani o gün eşi örneğin kıskançlık tipe örnek verirsek normalde işe gitmek için saat 8.30'da evden çıkarken o gün 8.20'de evden çıktıysa evet işte beni aldatıyor 10 dakika erken çıktı. Ya da geç kaldıysa. Ya da işte. Aradığında bulamadıysa. Evet evet 6'da evde olması gerekirken o gün trafik çok yoğundur. 6.30'da evde olmuştur. O yarım saatte kurulan senaryo her şey o yarım saat üzerinden gider. Ve gerçekten dinlediğinizde ya acaba diyebileceğiniz kadar düzgündür. Şey ararlar mı? Mesela yalan ararlar mı? Diyelim ki eşine soruyor çalışan kişiye. Bugün hiç dışarı çıktın mı? Belki onun için çok alalade bir şey. Yani çok sıradan bir şey olduğu için de hatırlayamamış da olabilir. Bir arkadaşla gitmiştir, öyle arasında bir kahve içmiştir ama o kadar yoğun bir iş günü geçirmiştir ki o içtiği kahve asla aklına gelmez. Evet. Yok ben bugün çok yoğundum, gün boyu da işteydim demiş olsa. Evet. Bu bir delil midir mesela? Aynen öyle. Hem de çok kuvvetli bir delildir. Sanrıyı çok coşturacak diyeyim düzeyde bir delildir bu. Çünkü oradaki o bir kahve aslında tüm sanrının kurulduğu bir kanıttır birey için. Ve bunun üzerine daha başka bir sürü senaryo da gelişebilir beraberinde. O yüzden sizin ne yaptığınızdan bağımsız olarak sanrılı bozukluğu olan birey zaten o sanrıyı devam ettirecek, kuvvetlendirecek ya da gerçekten kendi iş dünyasında da yaşayacak bir sürü kanıtı siz farkında olmadan sizden almıştır bile. Normal sohbet sırasında ya tabii, da tabii. Yani bu illa çok spesifik bir davranış olmak zorunda olmayabilir. Hani konuşurken eskaza başınızı çevirdiğinizde bu bile bir kanıt olabilir aslında bir kötülük görme sanatıyla ilgili. Gözünü kaçırdın demek ki tabii, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun gibi. Evet. Ya bir sürü şey uzanabilir çok bu. Sizin aklınıza bile gelemeyecek biçimde uzanabilir. Burhan Bey, Sabri Bey, Burhan Hanım, diyelim ki böyle bir durumda mesela eşinin sanatsal bir problemi olduğunu biliyor karşı taraf. Ve sürekli de test edici sorular soruyor. Sabahtan akşama kadar bütün hayat dilimlerinin dakikalarında sorgulayıcı davranıyor. Buna cevap vermek de çok yorucu bir şey. Şimdi bunlardan kurtulmak için kişi ben gün boyu iş yerindeyim diyorsa ama aslında çıkmışsa, evet. Karşı tarafta takip etmişse. Şimdi ne yapmalı? Burada kişi her şeyi dakika dakika anlatması mı karşı tarafı ikna edici ya da doğru davranış olur? Ya da reddedici davranışlar mı? Kişi ne yapmalı burada? Hangisi besleyici, hangisi reddedici? Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi bu sanrılı bozuklukta kişiye önce bir... zihnine çekirdek sanrı sokuluyor. Sonra o sokulan sanrı yani şüphe diyelim. Şimdi insanlar normalde nasıl şüphelenir? Önce bir kanıt bulur. O kanıttan yola çıkarak şüphe duymaya başlar. Yani eşinin onu aldattığına yönelik bir kanıt bulur. Sonra şüphe başlar. Hatta önce inanmaz. Yok ya. Evet. Onun böyle şey, araştırır. Hani bulur. Sonra inanır. Ama elle tutulur kanıtlardır bunlar. Burada şöyle bir şey var. Önce şüphe sokuluyor. Sonra kanıt aranıyor. Yani kurgulanan bir şüphenin üzerine kanıt aranıyor. Ve o kadar absürt kanıtlar şey oluyor ki mesela işte ışığı kişi iki kere kapattı. Bu karşı komşuya bir mesaj
gibi. Hı. Ya da işte şey yaparken işte karşı taraftaki araba sağa sinyal verdi, bu gece gel demek, sola sinyal verdi, bu gece gelme demek gibi çok değişik kanıtlar uydurabilirler şüphelerine yönelik. Aslında hepsini böyle 40 tane üst üste yazar ama hiçbiri kanıt değildir. Ve o kanıta göre de aslında şey yapmazlar. Yorum gibi onlar daha çok. Yani kişinin olayları kendi yorumunu kanıt gibi görüyor. Evet, miyiz? Yorum. Bu kesin bir kanıt olmadığı için şey de yapar. Yani karşı tarafı da baktırır artık. Karşı tarafın şeyi çok zordur, durumu çok zordur. En kolayı, hani bunlara yanıt vermekten en kolayı onu tedavi ettirmek. Çünkü tedaviye cevap veriyor ciddi anlamda. Şöyle anlıyorum söylediğinizi Sabri Bey. Mücadele etmek sonuçsuz. Sonuçsuz. Çünkü galiba asla onu ikna edemeyeceksiniz. Yani karşı değil taraftaki mi? Arabanın sinyalinin hiç ya da farının şeyini açıklamakla zaman geçmez. Yazık yani, ömür tükenir. O yüzden bir an önce tedaviye yönlendirmek lazım. Tedaviye de geliyorlar. Yani şey değil, o kadar da dirençli değiller. Her ne kadar istemeye istemeye de olsa verdiğimiz tedavinin etkinliğini görünce o sanrı çekirdeği şey olmaya başlıyor, kırılmaya başlıyor. İçine girebiliyoruz ve sonra dağılıyor gerçekten. Şimdi Orçun Bey, hı hı, çevrenin de biraz nasıl davranması gerektiği konusu bir bilinç kazandırmak bakımından seyircilerimize de belki bazı önerilerde bulunabiliriz. Diyelim ki bir ailede böyle bir durum oldu belli. Sonradan ortaya çıktı. Bunlar hiç duyulmayan şeyler değil. Genelde hissedilen, tartışmaların duyulduğu bir durum. Fakat buna rağmen bazen farkında olmadan o durumu destekleyici davranıyoruz. Diyelim ki bir beyefendinin hanımefendiye karşı, eşine karşı bir sanrısal durumu gelişmiş. Ama işte komşular, işte apartman toplantılarında, işte ziyaretlerde, asansör karşılaşmalarında diyelim ki hanımefendiye eskiden olduğu gibi çok iltifatkar davranıyor. Bunlar birer kanıt haline gelir mi? Çevrenin de böyle durumlarda nasıl davranması? Yani belli ki böyle çok farklı bakıyor, şüpheci bakıyor. Ya da işte zarar gördüğü, görecekmiş gibi bakıyor. Böyle durumlarda hissedilebilir ve bir tavır alınabilir mi? Doğru tavır nasıl alınır ya da? Yani tabii dış dünyada herkesi bireyin durumuna göre uydurmak çok kolay olmasa gerek. Yani hani verdiğiniz örnekte de olduğu gibi apartmanda herkesi bunu anlamasını beklemek ya da yaşadığı çevrede herkesin bunu anlamasını beklemek oldukça zor. Bunu çok yakın çevre daha kolay fark edebilir. Bu fark edildiğinde de zaten bireyi bunun böyle olmadığını Sabri Bey'in de söylediği gibi ikna etmek çok beyhude bir çaba olur. Çünkü hiçbir şekilde böyle olmadığını ikna edemezsiniz sanrısal bozukluğu olan bir bireyi. Bu ortaya çıktığında yapılması gereken ilk şey, yani ilk tavır belki de ilk müdahale aile bireyleri ya da çevre tarafından muhakkak tedaviye yönlendirmek olmalı. Yapacağınız hiçbir açıklama onun iç sesini durdurmayacaktır ya da zihninde kurguladığı senaryoyu ortadan kaldırmayacaktır tedavi olmadığı sürece. İstediğiniz gibi davranın. Peki diğer kıskançlık tipte biraz daha devam istiyorum. Şimdi kıskançlık tipte şöyle bir şey oluyor genellikle. Nasıl sonlanıyor bu şeyler? Çok ilginç. Kıskançlık tip için özel bir şey bu. Eğer eş herhangi bir sebeple ölürse ya da boşanmayla sonuçlanırsa bu hezeyanlar, hezeyan sönüyor genellikle. Yalnız diyelim ki o kişi yeniden evlendiğinde hezeyan yeniden başlayabiliyor maalesef. 3 evlilik yapanlar, 4 evlilik yapanlar ve evlilikleri arka arkaya bu nedenlerle bitenler biliyoruz. Bu gerçekten tedavi edilmediği zaman ciddi şey kayıplarına da neden oluyor. Hani 3 tane arkada şey kırılmış, kalbi kırılmış eş ve sürekli aynı hezeyanı başlatan bir koca var ortada. Şimdi kadın erkek koca dedim de kadın erkek eşitliği nasıl diye bilgi de vermek istiyorum. Genellikle tüm sanrılı bozuklukları üst üste koyduğumuz zaman kadınlar daha fazla etkileniyor bundan. Kadınlarda daha çok görülüyor. Bunu nedir diyecektim, çok önemli. Ama kıskançlık tip biraz ters. Kıskançlık tip erkeklerde daha sık görülüyor. Burada diğer tipler, erotomanik tip, somatik tip ve grandiyoz tip kadınlarda daha sık.
Toplamda yine kadınlar galip geliyor ama kıskançlık tip genellikle en çok şey olan, konu olan şeydir. Renklidir çünkü oradaki kişi. Tablo çok renkli. Tablo çok renkli, evet. Kişiler de bazen bilerek şüpheci davranışlar da yapabiliyorlar mı? Buna da bakmamıza gerek var mı? Diyelim ki karşı taraf şüpheci bir yapı ama bununla yaşayan kişi, yani şüphelenilen kişi bilerek diyelim ki telefonda şifre koyuyor evde. Ya da işte lavaboya giderken, tuvalete giderken onun telefonu da yanında götürüyor. İşte yatarken yastığının başına bulunuyor. Ya da işte merdivenlerden çıkarken eş takip ediyor. Muhakkak işte telefonda oynanarak çıkıyor ve belki bazı mesajlar ya da işte konuşma kayıtları işte siliniyor. Yani böyle olmasa bile böyle olduğuna ilişkin veriler de sunuluyor. Burada neye bakmak lazım? Orada sanrılı bir bozukluk varsa karşı tarafta, bu tehlikeli bir boyutta varır. Hani adli olaylara kadar gidebilir. Şiddet, zarar, hatta ölüme kadar gidebilen şeyler olabilir. O yüzden böyle şeyler önermiyoruz. Hı hı. Ama eğer sanrılı bir durum yoksa ortada, burada hani ilişkiyi ele almak lazım. İlişkide karşı tarafı provoke etmeye yönelik, evet, bir durum var. O zaman hani evlilik ya da o çiftin ilişkisinde bazı eksik noktalar var. Onu göstermek lazım. Çok doğru hareketler değil bunlar. Peki, doğru hareketler değil dediniz. Bir hanımefendi seyircimiz yazmış orada. Yani ben eşimi çok kıskanıyorum. 5 yıldır evliyim. Bir çocuğumuz var. Eşim işte beyefendi, çok yakışıklı. Bayanların çok olduğu bir yerde çalışıyor. Büyük de iltifatları da görüyor. Ben de onu çok seviyorum. Aramızda bir ilişki problemi yok. Ama kaybedebilme ya da onlara meyledebilme, yönelebilme gibi korkularım sürekli var. Çünkü çocukluk dönemimde babamla annem arasında böyle bir sorun olmuştu, bir aldatılma olayı olmuştu. Ve ben de sürekli böyle bir şey olacakmış gibi de bir korku yaşıyorum. Bu durum, bu anlattığınız noktalara gider mi? Bu sanrısal bozukluktan ziyade biraz böyle kaygıyla birlikte olan bir tablo gibi aklıma, hani ilk söylediğinde aklıma böyle bir şey geldi. Hani oradan bireyin yaşadığı şey aslında bir sanrıdan çok ya bu ilişkin biterse, ya ben de annem babam gibi olursam şeklinde tekrarlayan düşüncelerin olduğu, hatta belki de takıntılı boyutta düşüncelerin olduğu başka bir tabloyu gözümde canlandırdı söyledikleriniz. Ama bu da tedavi edilmesi gereken bir durum. Edilmezse belki daha da ciddi boyutlara ulaşacak bu anlamda. Sanrıya ulaşmasa bile yoğun anksiyete ataklarına, yoğun kaygı ataklarına yol açabilecek başka bir senaryo, başka bir durum ortaya çıkarabilir. O yüzden bu da müdahale edilmesi gereken bir durum. Gerekiyorsa yine eşle birlikte bir terapötik sürecin ve tedavinin olacağı bir durum olarak ele alınabilir bu süreç. Aynı kanda mısınız efendim? Evet, şimdi kıskançlığı şöyle tanımlamışlar. Kıskançlık türün devamlılığı için olması gereken bir, azıcık olması gereken bir duygu. Yani bir kıvam konusu var. Evet, burada bir kıvam konusu var. Bu kıskançlık, hani bu tip kıskançlığa giriyor. Hani eşini seviyor, eşi yakışıklı, çevresinde kadınlar var. Bu kıskançlık hezeyan değil. Orada bir eşim beni aldatır mı korkusu, kaygısı var. Her sabah mesela eşini işe gönderirken acaba bugün beni aldatır mı? Bu bir hezeyan değildir. Hezeyan dediğim şey de, yani bugünkü konumuz olan şey de, eşim beni her sabah evin eşini gönderdiğinde eşim beni aldatıyor. Kesin beni aldatıyor. Yani soruyla değil de. Soru değil. Hüküm cümlesi. Eşim beni aldatıyor. Acaba bugün de aldatacak mı? Ya da bugün de o kişiyle buluşacak mı? Hani bugün hangisini yapacak gibi şey vardır. Hani bu ikisi farklı. Bu hezeyan değil. Bu kaygı, korku. O korkuyla da yaşanmaz, onu da söyleyeyim. Evet, cevap da vermiş olalım seyircimize. Bu korkuyla yaşanmazmış efendim. Siz de yine muhakkak yine bir terapiste ya da işte bir psikiyatri uzmanına bunu danışmanızda yarar var. En azından kendi kaygılarınızı belki gidermiş olursunuz. Seyircimizin ismini vermemizi istemiyor. Öğretmen bir seyircimiz. Toplumda yaşanan olumsuz olaylar var diyor hanımefendi. Örneğin organ mafyası tarafından öğrenci kaçırma gibi durumlar var. Sanrısal bozukluğa neden olabilir mi bu? Temkinli olmak sanrısal bozukluk anlamına gelir mi? İsim belirtmeyiniz demiş. Yani zaman zaman gördüğümüz haberler bizim bu duygularımızı tehdit eden, bunları harekete geçiren, aktive eden, coşturan, yükselten durumlar da oluyor. Kolay da bir durumda değil. Yani yakınında mesela bazen yaz ayları geliyor, hırsızlıklarla ilgili benzer durum oluyor. Evet. Şey, yan komşu, ya hırsız girmiş. Önceki sene de girmiş, daha önceki sene de girmiş. Şimdi bunlarla bir korku da oluyor. Bunlar bu noktalara gider mi, bağlantı kurabilirsin? Orada işte hezeyan yine üst noktada bir şey. Yani kaygı, korku, takıntı ve hezeyan diye gidiyor şey.
hiyerarşik olarak. Kaygının bir üstü artık obsesyon diyoruz ona, takıntı diyoruz. Burada genellikle kaygı var. Diyelim ki komşuya hırsız girdi, bizim eve de girer mi diye bir kaygı yaşanabilir. Kaygı normaldir. Aşırıysa kaygıyı tedavi etmek lazım. Bu hezeyan değildir. Ama bizim eve hırsız girdi, sürekli giriyor, her gün giriyor, bir şey alıyor diyorsa artık bu hezeyandır. Hezeyanlı bozukluklar genellikle aniden başlar. Yani bu sanrılı bozukluklar. Başlamadan önce böyle parazitik şeyler girebilir, düşünceler. Mesela komşuya hırsız girer, öbürüne bir şey olur, öbürüne bir şey olur. İşte başka biri karısını aldatır, başka biri kocasını aldatır. Ondan sonra bir gün kişi kalkar ve işte karım beni aldatıyor diye hezeyanlı bozukluğu başlamış olabilir. Bunlar hazırlayıcı faktörler olabilir. Hani parazitik düşünceler, ama temelde herhangi bir olayın herhangi bir sanrıya yol açtığına yönelik bir kanıt sunamayız. Evet. Şimdi tabii hezeyan deyince biz daha çok işin işte şüpheci ve zarar görme kısımlarına dolaştık, ama siz de bir işarette bulunmuştunuz. Seyircimizin birisi de onu da yakalamış. Bir çalışanında görmüş. Sürekli sağlıkla ilgili problemler getiriyormuş. İşte geçen hafta akciğer işte yokmuş onunla ilgili. Başka bir zaman başka bir sağlık problemi. Kendisine müdahale edildiğini işte söylüyor vesaire. Bir sürü bu sağlık hezeyanları başlığı da konuşulması gereken bir başlık mı? Evet. Bunun altında ne konuşabiliriz? Evet. Sağlık hezeyanları olarak neler görülebilir? Dilerseniz telefondan evvel bunları konuşalım. Şimdi demin tüm tipleri sayamadık. Bir persekütüar tip dedik, yani zarar görme tipi. Diğeri kıskançlık tip, onu açıkladık. Erotomanik tip, somatik tip ve grandiyoz tip de var. Bir de karma tip var. Şimdi bu sizin dediğiniz bu organlarla sağlıkla ilgili kaygılar somatik tip sanrılı bozukluğa giriyor. Mesela özellikle bir organı ile ilgili, buna monosemptomatik hipokondriyazis de deniyor. Özellikle bir organı ile ilgili yoğun hezeyanlı düşünceler. Örneğin benim bağırsaklarım yok. Benim bağırsaklarım yok, çalışmıyor. Benim bağırsaklarım yok, çalışmıyor gibi. Sürekli onların düşüncesinin olmadığına yönelik sürekli kanıtlar. Buna da kanıt oluyor mesela, bağırsakların olmadığına ilişkin, hani diğer şüpheci sanrılarda olduğu gibi kanıt arar mı? Tabii ki. Mesela derimin altında böcek var diyor. İşte derinin altında böcek olmadığına yönelik ya da olsaydı şimdiye kadar neler olacağına yönelik ters kanıtlar sunduğun zaman, ama karıncalanıyor, ama geziyorlar, siz bilmiyorsunuz, işte ilerliyor gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Hekim beni anlamadı, hiç kimse beni anlamadı. Anlamadı, doktor geziyor. Zaten psikiyatriye gelmezler mesela, cildiyeciye giderler ya da gitmezler. Hani şey yapmazlar, yakınları tarafından genelde getirilir ya da diğer branş hekimleri psikiyatriye gönderirler bu gibi kişileri. Bir de erotomanik tip dediğimiz bir sanrılı bozukluk var. Bu da renklidir aslında. Biraz bu, bahsedelim çünkü evet. O beni seviyor, bana aşık. İşte aslında Uğur Dündar benim, işte sürekli bana mesaj veriyor ya da işte değil mi? Şu işte evet. Cüneyt Arkın bana aslında o cümleyi bana kurdu falan gibi mi? Böyle mi? Kadınlarda çok fazla görülüyor. Özellikle kadınlarda. Burada işte birinin ona aşık olduğuna yönelik yoğun sanrılar var. Genelde bu sanal, daha doğrusu dijital medya yayına girince, unutmayın lütfen, belki buradan da konuşmak gerekebilir. Diyelim ki bir şairin bir sözünü birisi paylaşmış oluyor. Ya da kendinizden kurmuş olduğunuz bir cümle oluyor. Bir yerden bir şey aldınız. Onu birileri üzerine alınıyor ya da birileri başkasına söylenmiş gibi de düşünüyor. Bu kim için yazılmış, kime söylenmiş ya da bana söylendi, teşekkür ederim falan gibi cümleler de olabiliyor. Bu oralara gider mi? Gider. Gider şöyle. Burada genellikle zaten yüksek statüde biri olması gerekiyor. Mesela kişinin daha yükseğinde. İşte bu çok ünlü bir sanatçı olabilir, ünlü bir medyatik biri olabilir. Çalıştığı şirketin patronu olabilir, genel müdürü olabilir. Yüksek statüde biri olması lazım ve bir aşk ilişkisiyle ilgili bir hezeyan olması lazım. İşte o bana aşık, benim peşimde. İşte ben onu ilk aşkıyım gibi. Özellikle ilk olma ile ilgili şeyler var. Ve bu da ani başlıyor yine. Bir sabah kalkıyor ve işte ne bileyim işte, Tarkan bana aşık diyor diyelim. Ve yine karşı şeyler sunduğun zaman, işte Tarkan'ın sevgilisi var ama bak şununla görülmüş dediği zaman, işte aslında o onun sevgilisi değil, benimle olan aşkını kapatmak için. Sürekli rasyonalizasyon vardır burada. Her kanıtı rasyonalize ederler.
Mantıklı bir çerçeveye oturtur. Sizin sunduğunuz her kanıtı bir akli noktaya getirir. Mesela işte Uğur Dündar seni ne yapsın dediği noktada işte siz bilmiyorsunuz. İşte biz gizlice buluşuyoruz ya da işte peşimden koşuyor bana sürekli şey yapıyor gibi demeçler verir. Yani örnek olarak veriyoruz. Şöhret olarak veriyoruz. Uğur Dündar ya da işte Tarkan deyince özellikle bahsetmiş gibi de olmuyor. Biz Orçun Bey üzerinden diyelim. Evet. Ben ünlü sayılırım herhalde artık Ülke TV sayesinde. Bir de grandiyöz tip var. Hazır telefonları bekliyor. Onu da tanımla alalım. Hemen hızlıca şey yapayım. Burada da kişi kendini çok büyük ve önemli biri olduğuna yönelik hezeyanları var. İşte ben burada yalnız şöyle bir şey var. Duygu durum bozukluğunda da böyle grandiyozite olur. Bu yine farklıdır. Ayrıcı tanı yapmak gerekir. Onun için Google bilgisiyle bunlar yapılamaz diyebilir miyiz? Evet, yapılmaz. Muhakkak bir hekimin ayrıntılı incelemesiyle mi? Mesela işte şu romanı aslında ben yazdım, bu benim eserim işte ama çaldılar gibi. İşte aslında şu benim, işte bunu ben kurdum, işte Boğaz Köprüsü benim şeyim, çalındı gibi daha büyüklük hezeyanları vardır ama tek başına o vardır. Yine diğer şeyler yoktur. Şöyle bir örneği vardı, işte daha evvel çalıştığım yerde hani bir dergi çıkartıyordum, orada yazmış olduğumuz diyelim bir giriş yazısında ki bazı cümleleri kendisine ait olduğunu ve bunu benden nasıl, yani ben bunları henüz bir yere yayınlamadım, bu cümleler bana ait, bunları benden nasıl çaldın, bunları nasıl gördün, işte beni mi takip ediyorsun ya da işte bu bilgileri birileri beni takip ediyor sana mı verdiler gibi bir durumla karşılaşmıştım. O zaman çok da bu konuları bilmediğim için ilginç gelmişti. Galiba bu alana girebilen bir şey, böyle alınırlar mı üstelik? Evet. İlla aşk meşk ilişkisi olması da gerekmez, kendine ait olan bir metni, bir diyelim ki aforizmayı ya da başka bir şeyi alındığı gibi de düşünebilirler mi? Tabii ki. Yani orada oradaki hezeyanın çekirdeğine dikkat etmek lazım. Peki. Bakalım seyircilerimiz ne söyleyecekler. Konya ve Samsun'dan iki konuğumuz var. İlk Konya'ya dönelim. Efendim merhaba. Alo. Hoş geldiniz. Hocam benim kızım hasta. Buyurun. Ben eğer iki hocamı da sormak istiyorum. Derdime çare oluyorlarsa ne mutlu bana. Buyurun efendim, dinleyelim. Hocam, kızım diyor ki ben sesler duyuyorum. Bir kıskançlık var bir arkadaşından. Kıskanıyor arkadaşından. Kendi kendine konuşuyor. Uykusuzluk var. İşte affedersiniz rahimimi almışlar. Beni takip ediyorlar. Ben nasıl ona davranmalıyım biraz, mesela? Biraz karşılıklı gidelim. Kaç yaşında kızınız? 27 yaşında. Evli bekar? Boşandı hocam. Zaten boşandı bu. Diye bu sonra oldu bu. Sebebi ne kadar bu zamandır? Bu durumu ne kadar zamandır yaşıyor? Yani size bu cümleleri ne zamandır kuruyor? Kaç sene oldu? İki senedir hocam. Avrupa'da hatta Türkiye'de getirdim. Doktora da götürdüm. Bizzat düzeldi. Şimdi gene devamlı telefon başında. Şöyle babasından mi diyor? Kıskanıyor. Mesela babasında bazı şüpheler duyuyor. İşte anne ben yatamıyorum. O sesler içime giriyor. Ne diyorlar o sesler mesela kızınıza, neler söylüyorlar? Ne aktarıyor efendim size? O sesler şey diyor hocam. İşte eski eşiyle devamlı ilgili. Karşı tarafla ilgili. Yani boşandığı eşiyle ilgili olarak mı efendim? Bahsediyor hocam. Pardon. Tam anlayalım. Boşandığı eşiyle ilgili olarak mı cümleleri söylüyorlar? Boşandığı eşi. Mesela dün bana diyor ki anne eşi de zaten evlendi. O eski eşiyle geldi. Konuştular. Kapıdan çıktılar. Evet. Peki. Tedaviye götürdünüz. Hekim gördü. Hekim bir teşhis koydu mu? Tanısı var mı biliyor musunuz? Bize söyleyebilir misiniz? Hocam ben kendim Türkiye'deyim. Kendisi Avrupa'da, babası yanında. Evet. Oradaki doktorlar diyor ki sen bu seslerle alışacaksın. Tedavisi var değil mi? Tedaviye gidiyor. Tedavisi var. Tedaviye gidiyor hocam. Tedavinin sonucunu alamıyor. Yani kendisi de kurtulmak istiyor. Peki bazen tedavisi yeterli mi değil mi? Konuklarımdan onunla ilgili görüşü alacağım. Böyle bir durumda tedavi ne olabilir? Kültürel bakımdan eksikleri var mı yok mu? Ona temas ederler sanıyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra temas edelim bu konuya. Samsun'dan diğer konuğum. Merhaba.
Merhaba, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Buyurun, dinleyelim sizi. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel konuları ele aldığınız için ben ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Doktorlarımıza da hayırlı akşamlar diliyorum. Sizi her zaman takip ediyorum ve severek izliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam, ben 13 yıllık evliyim. Evet. Bu evlilik hayatım boyunca yani eşimle sürekli problemler yaşıyoruz. Sürekli şiddet. Yani aşırı kıskançlık. Nasıl anlatayım size? Bu kıskançlıkların sonucu tabii ki şiddet, raporlar benim, işte kendi kendine kurmalar, kendi kendine bir şeyler beyinde üretip... Ne kuruyorsunuz? Neler kuruyorsunuz mesela? Kıskamalarda bulunmalar farklı şekilde. Ve dolayısıyla da bu benim günlük hayatımda ve iş hayatımda çok aşırı derecede beni etkiliyor. Ve etkilemeye de devam ediyor. Ve neler kurduğunuzu söyleyebilir misiniz? Bir iki örnek. Ne kuruyorsunuz mesela işinizle ilgili? Çandıklı çocuklardan dolayı tekrar itiraz davası açtı kendisi. Tekrar ona bir şans daha verdim çocuklar için. Çocuklarımın gözyaşına dayanamadığım için. Ve 2 yıl oldu ben buna tekrar barıştım. Ve bu zaman zarfı içerisinde bakıyorum bir şeyi atıyorum, işte ocağa baksa tekrar kapattı mı kapatmadı mı, 2 defa 3 defa tekrar bakma. İşte ne bileyim kombiye tekrar bakma, işte bir unutkanlık. Yani sürekli bir şeyler kurmalar, sürekli aşırı baskı benim. Yani kaç defa ona defalarca rica ettiğim iyilikle ama onu bir türlü bir doktora yönlendiremiyorum, ikna edemiyorum. Bu konuda çok şanssızım. Yani kendim çok iradeli güçlü bir insanım. Her zaman kendi başımın çaresine ve ayaklarımın üstüne durmaya çalıştım. Ama her zaman bu bir engel. Az önce hocamız dedi ki insan canı çok kıymetli, çok değerli, zaman kaybı. Evet, bu gerçekten doğru bir şey. Ben bugün düzelecek, yarın düzelecek, sürekli zaman. 13 yılım mutlu ama bu 13 yıl içerisinde baktım kendimden çok şeyler kaybetmiştim arkaya döndüğümde. Peki, yeterli oldu bu değerlendirmelere konuklarım cevapları versinler. Çok teşekkür ederim efendim size de. Selamlar. Şimdi ilk önce Konya'dan arayan seyircimizin sorusunu cevaplayalım. Kızı için anlatıyor. Sesler duyma, kendi kendine konuşma, uykusuzluk, işte rahminin alındığına yönelik çeşitli düşünceler, takip edildiğine yönelik düşünceler. Burada sanrılar var ama burada bir sanrılı bozukluk diyemiyoruz. Çok birbirinden farklı çeşitli sanrılar var ve aynı zamanda varsanılar var. Yani halüsinasyon dediğim şeyler var, o sesler. Şimdi yurt dışında zannedersem tedavi görüyor. Psikotik bir tablo diyoruz biz buna. Bunun tedavisi var, tedavi olması gerekiyor. İşitsel halüsinasyon, o duyduğu sesler. Bu kalıcı ya da işte bu seslere alışacaksın diye bir yorum çok doğru olmamalı. Çünkü tedaviyle bunlar kayboluyor. Çok küçük yüzdesi olan, yani alışmak bin hastanın birinde. Şiddet artabilir değil mi? Yönelimi artabilir, emir haline de gelebilir. Eğer mi? Tedavi yani olmazsa artabilir. Alışılabilir mi yani tedavi? Yani çok düşük gördüğümüz bir oran bu. Bin hastanın bir tanesinde anca o seslerin kalıcı hale gelmesi, onun bile tedavisi var ama bu seslere alışacaksın diye bir yorum yapmak kişiye çok doğru değil. Hani kısa dönem tedavi etki edene kadar bunlara biraz katlan, bunlar geçecek diyebiliriz ama artık bunlarla yaşayacaksın demek doğru değil. O zaman tedavi edemediğimiz anlamına geliyor. Tedavisinde farklı bir yöntem ya da farklı bir yorum almasını öneririm. Ama burada psikotik bir bozukluk var. Düzelebilir, en azından toparlar diyelim. Samsun'dan arayan seyircimiz de eşini anlattı. Eşinde çeşitli takıntılar var. Kıskançlık ve şiddet de var. Yani verdiği bilgilerle tanı koyamayız ama çok fazla düzelir diye beklemesini önermeyiz. Tedavi olursa düzelir. Tedavi olmazsa hani böyle bugünden yarına düzelebilecek sıkıntılar değil bunlar. Kendiliğinden bunlar. Düzelmesi beklenmemeli. Yok. Tedaviyle sonuç alınabileceğini evet. De söyleyebiliyorsunuz. Evet. Çünkü takıntıları da var, şiddeti de var. Birden fazla semptom var. Ayrıntılı bir değerlendirme ile gerekli tedavinin ve önerilerin yapılması lazım. Belki bir çift terapisi ya da evlilik terapisi de verilebilir. Bir an önce tedaviye başvurmasını öneririm. Her ne şekilde ikna edebilirse.
Aslında Konya'daki seyirciyle başlamak istiyorum ben de. Orada dikkatimi çeken şey oldu. Bu sıkıntıların boşandıktan sonra ortaya çıktı. Yani bu aslında çok yoğun bir stresör, bir stres faktörü insanların yaşamında. Genelde bu tip böyle psikotik dağılmalarda genetik altyapı da sağlamsa yaşamdaki yoğun bir stresle bireyde bir dağılma ortaya çıkmaya başlıyor. Bizim bu durumda psikoterapilerde genelde yaptığımız şey tabii ilaç tedavisi verildikten sonra yani kişinin içgörüsü artmaya başladığında, psikotik belirtiler ortadan kalktığında hem psikotik belirtilerle baş etme, psikotik belirtileri tanıma hem de yaşamındaki stresörlerle baş etmeyi sağlama yönünde bir terapi programına dahil ediyoruz hastaları ilaç tedavisiyle birlikte. Çünkü yaşamda birçok stres faktörü olabilir hayatımızda. Yani bunu halledersiniz. Başka bir yoğun stres yaratan başka bir durumla karşılaşırsınız. Burada hem bireyin bizim ego gücü dediğimiz yani olaylar karşısındaki dirayetini, mücadele etme kabiliyetini arttırdığımız aynı zamanda başa çıkma mekanizmalarını kuvvetlendirdiğimiz bir tedavi programından, bir terapi programından bahsedebiliriz ilaç tedavisiyle birlikte. Böyle bir şey yapılabilir burada. Tabii ben şey çok duyuyorum, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarda yani kültürel şeyler psikoterapide ya da psikiyatrik tedavide o kadar ön planda ki gerçekten kliniğimizde bizim zaman zaman bununla ilgili telefonlar falan da geliyor. Ve böyle yorumları ilk defa duymadım ben yurt dışından tedaviye gelen insanlardan. Orada da zannediyorum o kültürel yani evlilik çok önemli bir şey kültürlerde. Farklılık gösterebilir. Her kültürde belli standartları vardır ama taşıdığı yük ya da insanları hissettireceği duygusal yük her kültürde farklı olduğu için mesela oradaki bir terapist bunun kişinin üzerindeki yükünü çok anlayamayabilir. Dini anlamda çok anlayamayabilir. Örneğin hani burada dinsel farklılıklar kültürün içine katabiliriz yine bunu. O yüzden bunlar çok önemli aslında psikoterapetik süreçte. Tansum'daki izleyici için de ben de Sabri Bey'in dışında çok söyleyecek bir şey bulamadım açıkçası. Yani tedavi burada kaçınılmaz bir şey. Bir şekilde muhakkak ikna edilmeli kişi tedavi. Yurt dışındaki seyircilerimiz için bir şey eklemek istiyorum. Maalesef işte Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre gibi ülkemizden çok gurbetçi vatandaşımız var. Onların çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Belki diğer tıp dallarında bu kadar sıkıntı olmaz ama psikiyatride gittiği doktor dilini iyi bilmiyor, kültürünü iyi bilmiyor. Kültürünü iyi bilmediği için yorum yapamıyor. Anlayamıyor mesela işte. Burada galiba kendini doğru anlatma, anemnez verme gibi bir durum var. Diğer hastalıklar gibi değil. O bakımdan değil. Da önemli galiba. Hem o bakımdan önemli hem kültürel olarak çok önemli farklılıklar var. Bir örnek vermek gerekirse diyelim ki bizim kültürümüzde cin var. İşte bunun içine cin girdi deniyor diyelim ki. Anlatan kişi. Bir Alman doktora götürüyorlar. Bunun içine cin girdi diyor. Adam hiçbir şey anlamıyor. Haklı olarak. Cinin ne demek olduğunu bilmiyor onun. Kültüründe öyle bir şey yok. Hayatında duymamış. O yüzden ama mesela bize girse hemen anlarız. Özellikle psikiyatrik rahatsızlıkları. Ya da bana büyü yapıldı derse belki çok da anlamayabilir onlar değil mi? Ama bizde evet. Kadınlar arasında sıklıkla konuşulan bir durumdur. Özellikle psikiyatrik rahatsızlıkları kendi ülkesinde tedavi etmeye meyilli olmalılar vatandaşlarımız. Zaten yurt dışındaki doktorlar da böyle yapıyor. Biz anlayamıyoruz. Sen bunu ülkene götür diyorlar. Burada da yabancı biri olsa hani biz de bunu önerebiliriz. Eğer çok farklı kültürden biri ise Türkiye'de tedaviyi, Türk doktorlarla tedaviyi öneririz. Eğer yurt dışında Türk psikiyatrisi varsa o da olabilir. Kendilerini ifade edebilecekler. Genelde yaz aylarında izinlerini buna göre planlıyorlar. Önceden randevu alıyorlar İstanbul'dan ya da işte Türkiye'den evet. Hekimleriyle. Hı hı. Eğer yoğun tedavi ya da terapi gerektiren durumlarsa işte hani bir hafta burada kalıyorlar memleketine gitmeden. Belki o terapiyi ya da tedaviyi hızlı bir şekilde aldıktan sonra eğer mümkünse bu durum. Sonra gidiyor ya da bu amaçla kullanıyor. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Özellikle galiba hani sizler işte hekim ve psikolog olarak yaz aylarında daha çok yurt dışı evet. popülasyonuna evet. hizmet veriyorsunuz hı hı. diye biliyorum. Doğru mu efendim? Evet aynen öyle. O yüzden biz de yurt dışından çok fazla hasta görüyoruz. Orada ne gibi yanlışlar yapıldığını da görüyoruz. Maalesef çok yanlış tanılar konabiliyor. Mesela kişi ağır bir depresyondayken şizofreni gibi daha ağır hastalık tanısını koyma şeyi olabiliyor. Yabancı nasıl olsa işte
bilmedikleri insan, çok anlamaya çalışmıyorlar, içine girmeye çalışmıyorlar. Yabancı, hani bu şizofrendir bu diyorlar mesela, iğneyi vuruyorlar, şey yapıyorlar. Daha böyle biz böyle o hastayı anlamaya yönelik tedavi öneririz. Zaten şu anda Hollanda, Almanya ve şu iki devlet Türkiye'den yoğun bir şekilde psikiyatrist talep ediyor. Bu sebeple demek ki bu açığı görmüşler, evet. O zaman ihtiyacı gördüler. Buyurun. Şimdi bu yurt dışı falan deyince aklıma şöyle bir şey geldi. Sanrısal bozukluğun, sanrısal bozuklukla ilgili çalışmalarda şey çok ilgi çekici. Göçmenlerde çok daha fazla görüyor sanrısal bozukluk. İlginç bir biçimde. Evet. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Köşk psikolojisiyle bağlantılı. Evet, şöyle açıklıyorlar. Aynen çünkü öyle. Göç ettikleri yerde güvensiz hissediyor insanlar. Yani bu başka bir ülke olabilir ki genelde başka bir ülkeden bahsediyorlar. Sanrısal bozukluğun daha çok göçmenlerde ortaya çıktığıyla ilgili çalışmalar da var. Onu da şimdi bu yurt dışı deyince aklıma geldi, eklemek istedim oraya. Hatta göç paranoyası bile diyorlar. Hani göç paranoyası diye bir şey var. Peki. Onu da belki başka zaman konuşuruz. Ankara'da bir seyircimiz var. Yine. Efendim merhaba. Hayırlı akşamlar Uğur Bey. İyi geceler. Biraz sesinizi yüksek almak isterim mümkünse. İyi geceler. Benim babamla annem 15-16 yıldır konuşmuyor. Kızın anlattıklarını dinledim. Babam arkadaşlar biraz sesi yükleyebilir miyiz? 15-16 yıldır konuşmuyorlar dediniz değil mi efendim? Konuşmuyorlar, evet. 16 yıldır konuşmuyor. Telefon geldi, bana söylemedin. İşte kapıyı çaldın, zili geç açtın, kapıyı geç açtın. Bunları böyle sıralayarak aynı bir sürü liste halinde, hiç yani elle tutulur bir şey olmadığı halde 16 yıldır bu şekilde konuşmadan yani devam ediyor. Neyle suçluyorlar daha çok? Yani mesela kapı çalındı söylemedi, telefon açıldı söylemedi diyen hangi taraf? Babam söylüyor. Evet. Annenizin davranışı nasıl babanıza? Annem babamdan yani çok korktuğu için yapmadım diyor, yemin ediyor. Ama yine de babam hani inanmıyor. Bu 16 yıldır böyle devam ediyor. Yani babam eve de gelemiyor bu sıkıntısı yüzünden. Şu an dış devlette. Yani korkuyoruz nasıl davransak, nasıl etsek, hani bir şey verir mi, bir zarar verir mi diye. Şu anda ayrım yaşıyorlar efendim. Babanız gurbette değil mi, yurt dışında? Evet. Evet. Aha. Anneniz arada burada yaşıyor. İş sebebiyle mi yurt dışında, yoksa bu durumlar sebebiyle mi? Hayır, iş sebebiyle yurt dışında, ama yani şu an kesin dönüş yapacak, korkuyoruz. Çünkü ikisi aynı evde nasıl kalacak diye düşünüyoruz. Hı. Ne yapmamız lazım? Yani çok çaresiziz. Babam da hastasın desek yani inanmıyor da, hastaneye de götüremiyoruz. Çok zeki bir insan yani kendisi, ama ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu durum babanız yurt dışındayken mi gelişti? Buradayken de böyle bir durum var mıydı? Yani birlikte... Hayır. Yaşadıkları dönemde de var mıydı efendim? Evet, buradayken gelişti. O zaman hani kardeşlerim evdeydi. Şu an hepsi evlendiler. Şu an sadece ikisi kaldı yani. Peki. O yüzden babam geri dönünce ne yapacağız? İkisi aynı evde nasıl kalacak? Yani bu şekilde babamı ikna edemiyoruz. Hayır baba, öyle bir şey yok desek bile. Yani babam yine onların hepsini sıralıyor. Hiç elle tutulur bir şey yok. Hiç tedavi gördün mü babanız? Hayır, hiç tedavi görmedi. Bildiğiniz kadarıyla değil mi? Kendisi yardım, evet, almış olabilir mi? Sizden efendim? Habersiz. Bir tedavi desteği almış olamaz diyorsunuz, hayır, değil mi? Kullandığı ilaçlar olamaz. Falan yok. Yok. Peki, hayır. Bakalım. Zaten inanmıyor hasta olduğuna. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi cevaplandıralım. Zor bir durum tabii. Yani evlat olarak da bu kaygıyı da yüklenmiş anladığım kadarıyla. Evet. Yani bu seyircimizin anlattığı şeyler bizim anlattığımız kıskançlık tip sanrılı bozukluğa birazcık uyuyor. Tabii ki görmeden tanı koymak yanlış olur. Hasta yakınlarının en büyük zorluğu hastayı hasta olduğuna ikna etmek ve doktorun önüne getirmek. Maalesef gerçekten çok zor. Burada kişi bir türlü ikna olmuyor. Bazen de bir şekilde geliyor. Yani ben hasta değilim ama hasta olmadığını kanıtlamak için geliyor mesela. Biz o verilerden yola çıkarak kişiyi bunun bir rahatsızlık olduğunu, işte tedaviyle düzelebileceğini söylüyoruz. Tedaviyi almaya başladığı anda böyle dramatik iyileşmeler olabiliyor. Yani mesela nasıl ikna edebilirler? Sen hasta değilsin ama yine de bir gidelim, bir görelim. Biz buna rahatsız, belki hekim bize düzgün bir şeyler söyler. Bu koşkularımızdan kurtuluruz gibi mi? Madem hasta değilsin, o zaman doktor görsün, peki, de hasta olmadığını söylesin diyorlar bazen. Bazen yasal yollarla gelebiliyor. Hani adli mercilerin önüne gelebiliyor. Ama işte demek ki epeyce bir noktalara gitmiş oluyor. Evet, ciddileşmiş evet, oluyor. Maalesef.
korkular oluyor. Bu da bazı ailelerde, özellikle erkeklerde bir gurur meselesi haline geliyor. Eşim beni mahkemeye verdi, beni aileme rezil etti, çocuklarıma, çevreme beni rezil etti, haysiyetimle, şerefimle oynadı gibi de durumlara da gidebiliyor. O bakımdan oralara da getirmeden çözmek herhalde en iyisi. Ama yani hastayı tedavi edecek yolun ne olduğunun önemi yok. Hasta tedavi olsun, hangi yolla olursa olsun diyoruz. Çünkü tedavi çok önemli. Tedavisi kaldığı her gün ızdırap gibi geçiyor. Evet. Şimdi bunlara çözüm olarak ne söylenebilir? Mesela babası artık demek ki bitirip çalışmasını gelmek istiyor. Ama gelmekte zorlanıyor. Burada da bir kaygı var, babada da bir kaygı var. Ve galiba parçalanmış bir aile. Aslında evliler kağıt üzerinde ama duygusal ayrılık sanki yaşanmış gibi. Ne dersiniz? Evet, böyle. Ancak yani bu duygusal ayrılığı ortaya çıkaran şey, tabii burada belli bir patoloji var, belli bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ortadan kalktığında bu duygusal yakınlık yeniden sağlanabilir diye düşünmek ya da buna inanmak lazım. Bu bir aynı zamanda tedaviye de yaklaştıran bir şey olacak insanlara. Yani bir umut olarak bakarsak bu sürece. Yine bu aile için özellikle babanın belki hani ailede yakın hissettiği, gerçekten güvendiği biri varsa ondan yardım istemek seçenek olarak düşünülebilir tedaviye başvurma adına. Çünkü bazen böyle oluyor, yani aile içinde kimse ikna edemiyor ama işte aile dışında çok değer verdiği bir büyük ya da yakın bir arkadaş onunla konuştuğunda, evet ya tamam hani seni dinliyorum ve senin hatırın için gideyim gibi bir noktaya da gelebiliyor bazen hastalar. O yüzden böyle biri varsa bu kullanılabilir tedavi sürecinde, en azından tedaviye başlama sürecinde. Zaten tedaviye başladığında ortaya çıkan iyileşmeyle kişi tedaviden keyif almaya başlıyor ve kendisi devam etmek istiyor bir süre sonra gerçekten tedaviye, o iyilik hali sağlandığında. Yeter ki o kısma gelebilsin birilerinin desteğiyle. Çok zor, evet, yani hani gerçekten aile içinde bu çok kolay bir yaşantı olmasa gerek. Programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Aslında burada hani benim hazırladığım sorular içerisinde sorma imkanı olmadı ama mesela mantıklı tartışmaya düzelip düzelmediğini soracaktım ama aslında temelde ona cevap verdik. Yani böyle mantıklı öneriler getirmekle ikna etmeye çalışmak bir yöntemi değil mi? Onu bir kez daha söylemenizi isterim. Bazen mesela işte bende Atatürk'ün ruhu var, bende yaşıyor diyorlar. Ya da işte beklenen Mesih benim diyor. Son asrı işte son peygamber benim diyor. Ya da işte farklı cümleleri de işte duyuyoruz. Beni işte İsrail gizli serifsi takip ediyor, beni öldürecekler, projelerimi çaldılar diyor. Biraz buna temas etmiştik. Dünyayı kurtarmaya geldim. Ya da işte suyla çalışan uçağı icat ettim ama şu anda işte petrol zenginleri buna izin vermiyor vesaire diyebiliyorlar. Tüm bunları da dikkate alarak, bir toparlayarak bitirelim isterseniz. Evet, şimdi mantıklı açıklamak doğru bir yöntem mi derken, yanlış bir yöntem değil ama tedavi edici değil. Her şeyde, her hezeyanın her ortaya çıkışında kişiyi gerçekliğe çekmek bizim görevimiz yani. O açıklamayı yapıp gerçekliğe çekmek zorundayız. İşte sen dışarıda işte zil iki kere çalındı, işte bunu şu çalmıştı dediğin zaman hayır, zil iki kere çalabilir, bu normaldir, başkası da çalmış olabilir gibi. Her seferinde kişiyi gerçekliğe çekmek gerekiyor. Ama bu bir tedavi değil. Bu sadece günü kurtarır. Kişinin daha da dağılmasını önleyebilir. Tedavi gerçek psikoterapi artı medikal tedavi burada. Medikal tedavi dediğimiz şey de ilaç. İlaçları içmesi gerekiyor. İlaçları içince gerçekten dramatik düzelmeler var burada. Tamamen düzelebiliyor. Bazen ilaca rağmen kalıcı olabiliyor ama onlar küçük bir yüzde. O yüzden ne yapıp edip hastayı tedaviye getirmek lazım. Ama her zaman o şeyi de elden bırakmamak lazım. Bazen çok yanlışlar yapılıyor. İşte mesela bir yakın diyor ki işte karım beni aldatıyor mu acaba gibi, o şeyle boğuşan kişi, o da çok zor bir şeydir. Yani o hezeyanınla uğraşmak kişi için çok zordur ve sürekli kanıtı, karşı kanıtı da aslında bir nevi ihtiyacı var. İşte oradan biri çıkar, bu kadınlar da zaten hep öyle gibi ters konuştuğu zaman o şeyi desteklemiş olur. O hezeyanı desteklememek gerekiyor. Her seferinde o hezeyanı bir direnç geliştirip gerçekliğe doğru çekmek gerekiyor.
zor bir yük, ağır bir yük ama yapılmayacak bir şey değil. Gereken de bu. Biraz tedavi başarısı, tedavinin nasıl yapıldığını onu da bilgi verirseniz terapiyle ilgili kısmıyla da Orçun Bey'le de tamamlayabiliriz. Tedavisi ne kadar sürer? Belli bir zamanı var mı? İlaç tedavileri mi öncelikli? O ayrıştırmaktan bahsettiğiniz tanı koymak bakımından önemli ama hangi test ve tetkikleri yapıyorsunuz? Biraz da tedavi konuşarak tamamlayalım. Mesela direnç olur mu tedaviye? Diyelim ki bu kişilere gelmiş olsa. Tedaviye direnç olur. Tedaviye direnç bütün psikiyatrik hastalıklarda oluyor zaten. Burada çok etkili test yöntemlerimiz var bizim. Çok ayrıntılı psikolojik testlerimiz var. O kişi mesela yakını kişiyi getirir, yakını anlatır. Kişi öyle olmadığını anlatır. Bunun için zaten konuşması mantıklıdır. Karşı kanıtları da sunar ama bizim çok ince eleyen filtrelerimiz var. O psikolojik testler gün gibi ortaya çıkarır bu hezeyanı ya da çekirdeği. Bazen çıkarmayabilir ama genellikle etkili olurlar. Medikal tedavi çok önemlidir. Olmazsa olmaz diyeceğimiz noktada. Medikal tedaviye yanıt tiplerine göre değişiyor. Sarılı bozukluk tiplerine göre değişiyor ama bu persekütüvar tipte ve kıskançlık tipte oldukça başarılı. Çeşitli ilaçlar var. Bu ilaçlar verildiği zaman ortalama 3 ile 6 hafta arasında etkili bir yanıt almaya başlıyoruz. En azından hezeyan çekirdeği küçülmeye başlıyor. Yani tam ortadan kalkmasa bile mesela kişi artık diyor ki bence beni aldatıyor ama artık umursamıyorum demeye başlıyor. Ondan sonra aldatmış da olabilir ama şimdi önemli değil. Sonra yok ya zannetmiyorum diyor. Bir sonraki geldiğinde yok o öyle bir şey yapmaz yani noktasına geliyor. Yani onun da aşamaları var. O, evet. Yani o çıkışın yavaş, da yavaş, aşamaları yavaş var. Yavaş yavaş o şey kırılıyor. Yani yumuşuyor ve ortadan kayboluyor. Peki son söz sizde. Terapi ilişkisine baktığımızda tabii en önemli şey tanrısal bozukluğu olan bireyle medikal tedaviyle birlikte terapistin güven ilişkisini sağlaması terapi sürecinde. Zaten güven ilişkisini sağlayamazsa tanrısal bozukluğu olan bir hasta terapiye devam etmeyecektir. Bu da bu tür problemi olan bir bireyde oldukça aslında meşakkatlidir terapi sürecinde bu güveni sağlamak. Ama o güven ilişkisi sağlandığında da gerçekten terapiye olan sadakatleri ve sabırla devamlılığı oldukça verimli oluyor terapi sürecinde de ve oldukça da faydalanıyorlar aslında düşünceleri toparlama açısından. Evet, terapisi var, önemli. Tedavisinin de başarılı olduğunu söylüyoruz. Bazı dirençler söz konusu. Burada ailenin galiba desteğini herhalde yadsıyamayız. Bunu önemli sayıyoruz ve ailenin de çevrenin de katkıda bulunmasını, tedavi ekibinin içerisinde yer almasını galiba önemsiyoruz burada. Çünkü böyle evet. bir durum var. Mantıklı cevapları gerekir ama mantıklı cevapla yetinilmez. Bunlar tedavi edici değil. Belki ikna edici yanları olabilir. Ama eğer karşı tarafta buna persekütüvar oluyorsa, ki engellendiğini düşünüyorsa, inanmayarak karşı hamleler yapıyorsa bir risk de olabilir. Belki bu bakımdan bir an evvel de herhalde hekime gelmesinde, size evet. getirmesinde yarar göreceksiniz herhalde. Bir de biz hastaya hastalığı anlatıyoruz. Yani o beyindeki dopaminerjik sistemin elinde bozukluğunu, olmadığını, kendisinin elinde olmadığını, bu bir ruhsal rahatsızlık olduğunu anlatınca kişi en azından ikna oluyor. Çünkü bu kimsenin suçu değil. Yani kusuru da değil. Nasıl karaciğer bozulduğu zaman sarılık oluyor. Beyinde bir devre bozulduğu zaman da bu sarılı bozukluk oluyor. Biz o devreyi tedavi ediyoruz. Başka da bir şey değil. Evet, yani bu sizin kötü olduğunuzu, karaktersiz olduğunuzu gösteren bir durum göstermez. Değil. Göstermez. Bunu onların bilmesine yarar var. Çünkü tabii ki. Belki de böyle suçlandıklarını da düşünüyor olabilirler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bu akşamlık bu kadar. Yarın yine birlikteyiz. 23.45'te birlikte olacağız. Konumuz çocuk ihmal ve istismarından hangi önlemler alınabilir? Önemli bir yaraya parmak basacağız. Gizli tutulsa bile ciddi şekilde sonuçlar var. Yaşanan önemli durumlar var. Bu mağduriyet yaşayan kişiler var. Ciddi travmalarla yüz yüze kalıyorlar ve bu travmaların ne yazık ki izi hayat boyu devam edebiliyor.
bu ihmal ve istismarda genellikle en yakınlarından geliyor. Neden en yakınlardan geliyor? Tüm bunları yarın ayrıntılarıyla konuşacağız. Konuklarım Profesör Özgür Yorbik ve uzman psikolog Hande Sinirlioğlu olacak. 23.45'te yine bu ekranda birlikte olalım. Ben Uğurcan Polat, stüdyo konuklarım, yönetmenim Ayhan Pala ve tüm ekip arkadaşlarım adına size iyi geceler diliyoruz. Sanrısal bozukluktan uzak bir hayat diliyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşelim yarın.